Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili koç burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Ağustos ayı hem astroloji hem de arkasından tarot yorum yapacağım koç burçları için. Hemen kısaca astrolojik olarak bilgileri nacizane vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Ağustos ayında sevgili koç burçları aslında şanslı ama geç gelen bir şansınız var. Sanki bir şeyler şansınız dönecek ama bir şeylere takılabilir, geç olabilir, beklemediğiniz bir şekilde ertelemeler olabilir sevgili arkadaşlar. Özellikle de sevgili koç burçları, sanki geçmişten gelen hak edişlerinizle ilgili bir gündeminiz söz konusu olabilir. Tazminatı, nafakaydı, mirastı, bu tarz konular varsa, geçmişle alakalı bazı size gelişler, size dönecek olan durumlarla ilgili şanslıyız ama geç gelecek olan, ne bileyim pürüzlere takılabilir belki de, bu tarz bir gündeminiz olabilir. Aynı zamanda kendi yaranızı kendinizin de tamamladığı bir durum. Yani yaracı şifacı, yaralısınız ama şifayı da kendinizde buluyorsunuz sanki. Kendiniz buluyorsunuz oradaki şifayı sevgili arkadaşlar. Şans sizden yana sevgili koç burçları. Şansınız yani size şey getirecektir, kısmet getirecektir. Şanslı olduğunuz bir ay aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Para konusunda mücadele ediyorsunuz sevgili koç burçları. Para alanınız sevgili arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, yeni fikirler, yeni oluşumlar, çalıştığınız alanla ilgili beklemediğiniz anda beklemediğiniz iş teklifleri ya da anlaşmalar, bu tarz gündemler olabilir. Beklemediğiniz bir yerden paraların gelmesi gibi konular da söz konusu olabilir. Hak edişlerinizle ilgili, yine hak edişleriniz var burada sevgili koç burçları. Yine hak edişlerinizle ilgili gündemler söz konusu sevgili arkadaşlar, sevgili koç burçlarım. Şöyle bir şey var, sanki aileyle ilgili gündemler söz konusu, ailede bir rahatsızlanma, aileye dönme, ailede birinin hasta olabilir ya da aileyle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Anne babayla ilgili ya da kendi ailenizle ilgili, oturduğunuz alanla ilgili, köklerinizle ilgili. Buralarda biraz üzülme ya da işte biri rahatsızlanır, ona üzülebilirsiniz. Sevdiğiniz bir insanla kırgınlık olabilir. Bu tarz bir gündem söz konusu olabilir ailenizle ilgili. Sevgili koç burçları, biraz böyle aşk meşk işlerinde, flört işlerinde birazcık daha böyle iletişiminizin yüksek olduğu bir ay. Aynı zamanda ve şöyle bir şey var, Ağustos ayında gündelik hayat ve çalıştığınız ortamla ilgili sevgili arkadaşlar, daha duygusal bir bağ bağlanacaksınız. Daha duygusal enerjiler içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda sorumluluğunuzu daha iyi bileceğinizi, daha sıkı, daha disiplinli, daha bir şeyleri irdeleyerek çalışacağınız bir durum. Evli ve evliysek ve tüm ikili ilişkilerde, özellikle ortaklık konularıyla ilgili konularda da sevgili arkadaşlar, biraz daha nasıl söyleyeyim, daha böyle maneviyatlı, daha böyle sevgili koç burçları, şimdi siz biraz daha hırslısınız, mücadelesiniz, ateşlisiniz ya, burada birazcık daha böyle sessizleşebilirsiniz, o ateşiniz gidebilir, yani öyle söyleyeyim, daha sessiz sakin bir ilişki sürdürmeye çalışabilirsiniz ya da belki de bu yaralanmadan dolayı kaynaklı da bir durum da söz konusu olabilir sevgili koç burçları. Yine söylüyorum, bu hak edişlerinizle ilgili beklemediğiniz bir yerden, belki de beklemediğiniz anda bir şeyler gelebilir ya da Pandora'nın kutusu gibi sevgili arkadaşlar, kutu içinden kutu, bir şeylerin içinden bir şeyler çıkacak gibi, belki sizden gizlenen bazı olayları, bazı durumları, bazı konuları öğrenebilirsiniz. Özellikle de aileyle ilgili sizden gizlenilmiş bazı durumlar ortaya çıkabilir sevgili koç burçları. Ve iş, meslek ve kariyer alanınızda çalışıyorsanız, çalıştığınız yerle ilgili bir dönüşüme gidebilirsiniz. Burada bir yenilik söz konusu sevgili arkadaşlar. Bir şeyler bitebilir çalıştığınız ortamla ilgili sevgili koç burçlarım. Evet, sosyal ortamlarda birazcık daha böyle kendinizi
Aslında iyisiniz, kendinizi güzel ifade edeceksiniz. Ama şöyle bir durum var, biraz geç sizi anlayacaklar gibi. Bazı şeyler sizin istediğiniz anda değil ama siz mesela bir şeyler hemen olsun isteyeceksiniz. Ama burada Ağustos ayında biraz böyle sizi anlayanların geç olduğunu ya da sizin geç fark edecekleri bir durumda söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, hayallerimiz var. Hayallerimizin peşinden gitmek isteyebiliriz bu ay sevgili arkadaşlar. Daha çok böyle hayallerin peşinden gideceğimiz zaman yine söylüyorum biraz böyle bu hayallerimizin peşinden gitme olayı, şansımızın yani bize tekrar dönmesi biraz bize geç ya da biraz sorunlu, biraz rahatsızlı şekilde gelebilir sevgili arkadaşlar. Hayal dünyası gibi bir durum söz konusu. Maneviyatımızın daha yüksek olduğu, bilinçaltımızın daha yüksek olduğu, gizli saklı yaptığımız bazı işlerimizin gün yüzüne çıkması gibi durumlar da söz konusu olabilir sevgili Koç burçlarım. Evet, astrolojik olarak bu şekildeydi. Tarotlar neler söyleyecek? Bakalım bakalım. Ağustos ayı Koç burcu diyoruz. Ağustos ayı Koç burcu tarot yorumu. Hadi bakalım. Ağustos ayı Koç burcu. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili Koç burçları, şöyle bir durum var. Zaten halihazırda bu 2-3 haftadan beri beklediğiniz bir durum varsa, beklediğimiz bir durum söz konusuysa, Ağustos ayının 3'ü, 13'ü ve 23'ü gibi artık bazı şeylerin harekete geçmek, ilerlemek, haberleşmek gibi gündemlerinizde söz konusu olabilir. Beklediğimiz haberlerin gelmesi, tamamlanmak aynı zamanda Ağustos ayında bizi bekliyor. Ve harekete geçiş var sevgili arkadaşlar, sevgili Koç burçları, eyleme geçiş var. Özellikle de finansal konularla ilgili harekete geçiyoruz. Burada da söylemiştim, astroloji olarak baktığımızda da para anlamında mücadele edeceğiniz farklı bir yerden farklı tekliflerin geleceğini söylemiştim. Burada da zaten dile getiriyor. Harekete geçiyorsunuz. Zafer ilan etme, zafer kazanma sevgili Koç burçları. Beklediğiniz haberlerin gelmesi, maddi manevi bolluk, bereket, tamamlanma ve bir imparatoriçe geldi sevgili Koç burçları. Bu bolluk berekettir imparatoriçe. Bolluk berekete doğru ilerlediğimiz bir durum. Aynı zamanda imparatoriçe Boğa burcunun kartıdır. Sizin finansal alanınızda Boğa burcunda ve orada bir Mars'ımız var. Sizin yönetici gezegeninizde Boğa burcunda olduğu için mücadele ediyorsunuz. Rahatlığınız, lüksünüz, konforunuz, paranız ve bolluk, bereket için mücadele edeceğiniz bir ay sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sevgili Koç burçları, geçmişte bakın yine geçmiş dedim, yine geçmiş gibi. Yani bu geçmiş kartı değil ama geçmiş tarafta olduğu için söylüyorum. Geçmişteki biriyle bir anlaşmaya gitmek, geçmişteki birinin size gelip teklifte bulunması ya da siz geçmişte olan bir kişiyle ilgili bir anlaşmaya gitmek ve kutlama yapmak. Bununla ilgili de kutlama yapmak, arkasına da tamamlanmanız var sevgili arkadaşlar. Artık tamamlanıyorsunuz. Uzun zamandır süre gelen bu durum, bu işte geçmişteki hak edişleriniz, almanız gereken durumlarla ilgili bir burada geliş var demiştim size sevgili arkadaşlar. Maddi olur, manevi olur. Ama burada bu konuyla ilgili tamamlanmaya gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın, hem astrolojik olarak hem de tarotlar size hemen hemen aynı şeyleri veriyor. Diyorsunuz ki elim kolum bağlı, çaresizdim anlaşmaya. Yani anlaşmaya mecbursunuz sevgili arkadaşlar, bir nevi. Yani mecbur derken konu kapanması için, artık tamamlanması için uzun süredir zaten süre gelen bir şeymiş ve bu konuyu artık kapatmam gerekiyor dediniz ki çünkü çok uzun zamandır bu haldesiniz sevgili arkadaşlar. Yani bunun biteceğini söylüyor kartlarda bize.
Koç burcu Ağustos diyoruz. Koç burcu Ağustos ayı, Koç burcu Ağustos ayı. Evet. Biraz önce demiştim size gelecek olan bir teklif var. Yine gelecek olan bir teklif var. Ya da siz gidiyorsunuz. Bakın, karşılıklı birbirinizle anlaşmaya gidiyorsunuz. Özellikle de sevgili arkadaşlar, siz biraz daha güçlüsünüz bu konuda. Karşı taraf bu bir miras olayıysa, bu bir tazminat olayıysa, nafaka olayıysa sevgili arkadaşlar, ya da bir anlaşma ortaklık konusuyla ilgiliyse karşı taraf biraz daha küçük geliyor. Siz daha büyük oynuyorsunuz. Siz daha büyük geliyorsunuz. Ya da sizin isteğiniz daha farklı. Ya da benim hakkım daha fazla diyebilirsiniz. Eğer bu bir gönül ilişkisi ise de sevgili arkadaşlar, gönül ilişkisinde de karşı taraf küçük geliyor ama siz daha büyük oynuyorsunuz. Ya da siz daha çok sevginiz daha fazla sevgili arkadaşlar. Ve burada sevgili koç burçları artık anlaşacağınız, artık somut adımlar atacağınız, artık bir araya gelip görüşülüp konuşulup hatta üç kişi bir araya gelip bu konu üzerinde tartışıp konuşup projeyi ortaya çıkarmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada bir anlaşmaya gitme durumu var ama size buradaki notum beklediğinizden daha düşük olacak. Yani eğer bir mirassa, eğer bir para gelişi varsa sevgili koç burçları, 5 bekliyorsanız 3 gelecek, 4 bekliyorsanız 2 gelecek gibi düşünün. Yani hakkınız olanı tam olarak alamayabilirsiniz sevgili arkadaşlar ve siz de diyorsunuz ki elim kolum bağlı, çaresizdim, ne yapabilirim, bu konunun tamamlanması gerekiyor, o yüzden de artık bir anlaşmaya gitmem gerekiyor dediğiniz bir süreç var ki burada anlaşmaya gidiyoruz, zaten harekete geçiyoruz, tamamlamaya doğru gidiyoruz ve zaten görüşme, konuşma, tamamlanma, bakın hepsi alt alta gelen kartlar sevgili arkadaşlar. Evet. Bir gündeminiz, bir konunuz kapanıyor sevgili koç burçları Ağustos ayında. Evet, güzel bir ay olması dileğiyle sevgili arkadaşlar. Sadece dikkat etmeniz gereken bir durum var. Özellikle aileyle ilgili küçük sıkıntılar olabilir. Gerek hastalık olur, gerek tartışma olur, gerek işte nasıl söyleyeyim, birbirinizi kırma olur. Bu tarz bir gündem olabilir. Dikkat etmeniz gereken burası sevgili arkadaşlar, aile konusu ve bulunduğunuz ortam, bulunduğunuz yer, kökleriniz, bu topraklarınız, mallarınız, mülkleriniz hesabı gibi durumlarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken taraf sadece bu sevgili arkadaşlar, ama şans sizden yana, bunu da bilin diyorum sevgili koç burçlarım. Evet, Allah'a emanet olun. Çok güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle görüşmek üzere.